Bey komutanı. Beyim. Hayrola Melikşah. Moğollar. Moğol Devriye Birliği komutanı. Ertuğrul Bey'in otağına böyle giremezsiniz. İstediğimiz yere, istediğimiz gibi gireriz. Sen kim olursun da beni durdurursun? Ha? Bu obanın beyi Ertuğrul sen misin? Benim. Siz kimsiniz? Böyle paldır küldür otağa girmek ne ola? Önce bir sofrana oturalım Ertuğrul Bey. Sofra adam akıllı gelene açılır. Sofra açmak da ne demek? Eğer bir yerde bir sofra kurulmuşsa onun baş köşesi bizimdir. Karşınızda Moğol Devriye Birliği komutanı var sizin. Bu toprakların sahibi artık biziz. Siz ise koca bir hiçsiniz. Bunu aklından çıkarmayasın Ertuğrul Bey. Eğer hala yaşıyorsanız sayemizdedir. Biz istediğimiz için böyledir. Dilersek sizi çöllere de süreriz. Cehennemin dibine de göndeririz. Böyle göklü bir sofra kurduğuna göre halin vaktin yerinde olmalı. Lakin Hülagü Han vergileri iki katına çıkardı. Artık toy veremeyeceğiz. Şimdi dağılın hepiniz sofranın başından. Nökerlerimle oturup karnımızı doyuracağız. Gecede otağınızda kalacağız. Otağı tez boşaltasın. Bu güzel avrat da bize hizmet edecek. Misafirimize yan gözle bakanın gözünü oyar, el uzatmaya cüret edenin elini keseriz. Şimdi sana bu obadan ne bir lokma ne de bir döşek çıkar.
benim elimi kestiniz. Biz de senin kafanı keseceğiz. Verin bu densizin eline defolup gitsin babadan. Oğuz. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Bedelini ödeyeceksin. Biz bugüne dek bir olup, diri olup güçlü kaldık. Bizi yıldırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Dört bir yandan saldıracaklar. Küstahlıklarına, alçaklıklarına, densizliklerine göz yummayacağız. Vergileri iki katına çıkararak bizi yıldırmak isterler. Lakin bilmezler ki bizim varlığımız ve gücümüz altına, akçaya değil, yüreğimizdeki sarsılmaz bir bağlam altıdır. Şimdi unutmayasınız. Biz düşersek tüm İslam alemi düşer. İmanımıza ve töremize sımsıkı bağlı olduğumuz müddetçe başımız öne eğilmeyecek, İslam sancağı da düşmeyecek. Yarın Konya'ya gidip Emir Bahattin'le bu vergi meselesini görüşeceğiz.